Merhaba sevgili öğrenciler. 11. sınıf biyoloji dersindeyiz. Bugünkü videomuzda dolaşım sistemlerinde lenf dolaşımları ile başlayacağız. Lenf dolaşımı her gün yaklaşık 4 litre plazma kılcalarına kontrollü şekilde doku hücreleri arasındaki boşluklara sızarak doku sıvısını oluşturmaktadır. Bu sıvı vücut hücreleri ile kan arasında madde alışverişinde rol oynar. Lenf sistemi lenfositlerin oluşumunu ve olgunlaşmasını sağlayarak vücudun savunmasında görev alır. İnce bağırsaklardan emilen yağ asidi, gliserol ve yağda çözünen vitaminlerin kan dolaşımına katılmasını sağlar. Doku sıvısının tamamı hücreler arası boşluklardan kılcal damarlar geri dönemez. Hücreler arası boşluklarda kalan bu doku sıvısının kan dolaşımına geri dönmesini lenf dolaşımı ile sağlanmaktanın kan dolaşımına geri dönmesini lenf dolaşımı ile sağlanmaktadır. Lenf dolaşımı kan dolaşımına göre oldukça tabii ki yavaş ilerler. Yalnızca omurgalarda görünen lenf dolaşımı lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşmaktadır. Evet, burada da bahsettiğimiz gibi yalnızca omurgalarda görülmektedir. Bunun özellikle altını çiziyorum. Lenf dolaşımı için söylüyorum bunu. Ve kan dolaşımına göre de oldukça yavaştır diyoruz. Evet, burada bir lenf sistemi ile ilgili bir görselimiz var. Burada bakın tümüs bezlerinde bademcikle kırmızı kemik iliği, dalak, lenf damarları, lenf notları yani düğümleri, apandis, göğüs kanalı başlıca lenf dolaşımı bunlardan gerçekleşmektedir. Biraz daha yakınlaşmış haliyle çekilmiş bir görüntü var. Burada da gördüğünüz yakınlaşmış haliyle çekilmiş bir görüntü var. Burada da gördüğünüz gibi ok yönünde atar damarlardan, kılcal damarlardan, lenf kıncalarından, lenf düğümleri, toplar damar, kapakçık gibi kısımlarını görüyoruz. Dolaşımı ne demiştik? Lenf sıvısıyla başlar ilk olarak. Lenf damarlarına geçen doku sıvısına lenf denir. Lenf sıvısında makrofaj ve lenfosit adı verilen akyuvar hücreleri, küçük moleküllü proteinler, yine glikoz, amino asit, tuz ve su gibi maddeler bulunmaktadır lenf sıvısının içerisinde. İçeriğinde akyuvar bulunmadığı için de lenf sıvısı renksizdir ve ak kan olarak da tanımlanmaktadır. Yani beyaz kan diğer adıyla. İnsanda yaklaşık 1 ya da 2 litre kadar lenf sıvısı bulunur. Lenf sıvısı kana benzer fakat kandan farklı olarak içinde ne dedik? Alyuvar yoktur. Ve benzer fakat kandan farklı olarak içinde ne dedik? Alyuvar yoktur. Ve birçok kan proteininde bulundurmaz. Lenf sıvısının esas hücreleri akyuvarlardır ve bu hücreler yine bağışıklık sisteminde de görev alırlar. Şimdi normalde kanda alyuvar vardır. Lenf sıvısında ise akyuvar vardır. Hani o yüzden diyoruz zaten lenf sıvısının esas hücrelerini akyuvarlar ve yine hücrelerdeki bağışıklık sisteminde görev almak için lenf sıvısı önemlidir. Damarları, lenfi taşıyan damarlar, lenf kıncalları ve lenf toplar damarlarıdır. Lenf atar damar yoktur. Bunun için kanın akışı toplar damarlarda doku ve organlardan kalbe doğru tek yönlüdür. Bakın burası da çok önemli yine. Kanın akışı toplar damarlardan doku ve organlardan kalbe doğru tek yönlüdür arkadaşlar. Lenf kılcalları dokuların içine yayılmış, bir ucu kapalı. Lenf kılcalları dokuların içine yayılmış, bir ucu kapalı, çok ince damarlardır. Ve tek sıra epitelden yapılmış endotel tabakadan oluşmaktadır. Geçirgenliği de kan kılcallarından daha fazladır. İşte bu kılcallar daha sonra lenf toplar damarlarına bağlanmaktadır. Yine aşağıda bir görselimiz var konunun altında. Atar damarlar, bir ucu kapalı lenf kılcalları. Zaten ne dedik? Lenf kılcalları oldukça incedir dedik. Kan kılcalları, doku hücreleri buradaki gördüğünüz gibi. Yine yan sağ tarafta da doku hücreleri var. Kan toplar damarı var. Zaten az önce de bahsettiğim gibi kanın akışı toplar damarlarda organlardan kalbe doğru tek yönlü gerçekleşmektedir diyoruz. Evet, lenf kılcaları ile kan kılcalarının ortak özelliklerine bir bakalım.
Tek sıra epitelden yapılmış ikisi de ve endotel tabakadan oluşmaları ve madde geçişinin olması. Tek sıra epitelden yapılmış ikisi de ve endotel tabakadan oluşmaları ve madde geçişinin olması. Bazı lenf toplar damarları oldukça büyük çaplıdır ve içerisinde sıvının geri dönmesini önleyen tek yönlü kapakçıklar vardır. Lenf düğümlerinde ise yani damarlarından sonra lenf düğümleri, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleri diye ayırmıştık. Son olarak lenf düğümlerinden bahsedeceğiz. Bu düğümler arkadaşlar bağışıklıkta etkili olan lenfositleri üretmektedir. Lenf düğümü bu yapılar zararlı mikroorganizmaları süzerek tabii ki vücut savunmasında yine önemli rol almaktadır diyoruz. Lenf düğümü içinde yer alan bal peteği yapısındaki boşluklara da biz lenfositlerle doludur diyoruz yine arkadaşlar. Devam ediyoruz yine konumuza. Vücut bazı enfeksiyonlara karşı koyarken bu hücreler hızla çoğalır ve lenf düğümlerinde şişme meydana gelmektedir. Yine aşağıdaki görselimizde götürücü lenf meydana gelmektedir. Yine aşağıdaki görselimizde götürücü lenf damarları, getirici lenf damarları, lenf nodülleri ve kapsülleri de görmektesiniz. Lenf damarlarının tıkanması ya da damarlarda bulunan kapakçıkların yapısının bozulması sonucunda lenf sıvısının kan dolaşımına katılımı tam olarak gerçekleşemez ve bu dok arasındaki boşluklarda sıvı birikir. Bu duruma da ödem denir. Hani normalde ödemi birçoğunuz duymuşsunuzdur ama nasıl gerçekleştiğini burada daha net bir şekilde anlarsınız. Çünkü lenf damarları tıkanıyor arkadaşlar ya da damarlarda bulunan kapakçıklar yapısı bozulduğu için bu olayın sonucunda da lenf sıvısındaki kan dolaşımına katılımı, bakın lenf sıvısı kan dolaşımına katılıyor ve tam olarak gerçekleşemediği için dokular arasında sıvı birikmeye başlıyor o boşluklarda. Bu durumda ödeme sebep olmuş oluyor. Evet, lenf damarları parazitlerle tıkanırsa peki? Parazitlerle tıkanırsa doku sıvısının aşırı birikimine bağlı olarak özellikle arkadaşlar bacaklarda aşırı şişmeler meydana geliyor. Biz bu hastalığa da fil hastalığı olarak tanımlıyoruz. Burada da zaten yine bir görselimiz var. Bacaklarını yani daha kötü görüntüler de var. Tabii ki ben size en basit görüntülerden birini gösterdim. Onun için bu da yine önemli zor bir hastalık arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.